Kayseri turizmi bayağı iyi aslında ama bazen çok pahalı oluyor. Erciyes'imiz çok tanıtılmıyor. Kayak sporu bayağı pahalı bir spor olduğu için biz aşığı, biz de pek yönelmedik onun için. Bugün Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi ile ilgili sorular sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık? Hayır, çıkmadım. Neden peki? Ya zaten ekonomik sıkıntılar yüzünden evi zor geçindiriyoruz. Hani bir de ona ek olarak masraf etmek istemedik açıkçası. Daha önce kayak yaptınız mı? Hayır. Peki Kayseri turizmini nasıl değerlendiriyorsunuz? Kayseri turizmin dışarıdan gelen bir insan için ya da ne bileyim işte İstanbul'dan ya da herhangi bir şehir dışından gelen insanlar için Erciyes olarak gayet aslında olağan, güzel ama durumu olana. Yani ekonomiyi biliyorsunuz zaten, hani çok anlatmaya gerek yok. Yok, gitmedim. Daha önce kayak yaptınız mı peki? Hiç kayak yapmadım. Peki Kayseri turizmini nasıl değerlendirirsiniz? Ya daha önce yapmadığım için şu anda pek bir yorum yapamayacağım. Erciyes'e normalde gidiyoruz ama öyle kayak yapmak için falan gitmedim yani. Şu an hayır, daha henüz çıkamadım. Peki Kayseri turizmini nasıl değerlendirirsiniz? Kayseri turizmi sadece Erciyes'e bağlamamak lazım ama gerçekten Erciyes'i daha da geliştirmek gerekli. Yani yerli halkı biraz daha teşvik etmek lazım Erciyes'e. Yani yerli halktan daha çok dışarıdan gelen çok. Bakıyorum trafik yoğunluğu çok olduğundan dolayı yerli halk çok gideceğini zannetmiyorum. Yani. Peki neler yapılabilir bu konuda? Vallahi şöyle söyleyeyim, kayak alanları çoğaltılabilir. Kayak kiralayanların yerleri daha kolay halde almalarını da sağlayabilirler. Bilmiyorum yani, şeyleri daha da çoğaltabilirler. Otobüsleri, seferleri. Maalesef bu zamlardan, özellikle yılbaşından sonra gelen zamlardan sonra yani hiç çarşıya bile zor geliyoruz. Otobüs biletini zor buluyoruz. Yani o kadar güzel ki aslında Türkiye, ülkemiz, gezilecek yerler, gidilecek yerler. İnanın 11 yaşında kızım var ve ben Nevşehir'e gidemedim. Balonları çok merak ediyor. Oraya bile götüremedim. Çünkü yetişemiyoruz. Eve yetişemiyoruz. Erzağa yetişemiyoruz. Mutfağa yetişemiyoruz. Faturalara yetişemiyoruz. İnanın yani kendimizi bırakın çocuğumuza bile artık yeni bir ayakkabı alamaz hale geldik. Artık değişmesini istiyoruz. Bu düzenin, bu gidişatın değişmesini istiyoruz. Ve gerçekten çok yazık. Elin yavuru gelip burada, az önce gördüm mesela ben. Her türlü insanı görüyoruz. Kore'den de geliyorlar, Japonya'dan da geliyorlar, Çin'den de geliyorlar. Her yerden geliyorlar. Bizim ülkemizi gezip gidiyorlar. Ve biz kendi ülkemizde, yani Erciyes'e çıkamıyoruz. O yüzden de çok güzel, ülkemiz çok güzel, Erciyes çok güzel. Ama inşallah, dilek olarak söyleyeyim, İnşallah oraya gidecek hale geliriz. Peki Kayseri turizmini nasıl buluyorsunuz? Kayseri turizmi tabii ki de güzel. Ama işte hani maddiyatı olanlara güzel. Yoksa biz bilmiyoruz yani. Gezilecek, gidilecek o kadar çok yer var ki. Gitmek de istiyoruz ama imkan yok maalesef. Tek bir asgari ücretle de yapılamıyor hiçbir şey. Evimize bile zor yetişiyoruz, öyle söyleyeyim ben size. Hayır, bu yıl hiç gitmedim. Neden peki? Çünkü maddi sorunlar, yani ekonomi doğal olarak öğrenciyiz. O yüzden. Peki Kayseri turizmini nasıl buluyorsunuz? Yani dışarıdan çok gelen duyuyorum ama bir Kayserili olarak çok da gitmiyoruz yani. Gittim, evet. Sadece tatlı yemek için gittim. Tekir tatlısı var meşhur. Onu yemek için gittim. Peki Kayseri'nin turizmini nasıl buluyorsunuz? Ya sadece Erciyes'le alakalı bir kış turizmi mevcut. Hani onun dışında bir şey yok. Hani gezilecek fazla bir şeyimiz yok. Erciyes var sadece. Bu yılki Erciyes sezonunu nasıl değerlendirirsiniz? Yani yeni yapılan otellerle daha da yoğunlaştı, ilgi arttı diye düşünüyorum. İnşallah daha da güzel olur bundan sonra. Yok, bu yıl gitmedim hiç. Peki Kayseri turizmini nasıl buluyorsunuz? Yani iyi, güzel, bir sıkıntısı yok diye düşünüyorum. Daha önce kayak yaptınız mı peki? Yaptım. Erciyes'te mi? Evet, yaptım. Sezon nasıldı peki? Güzeldi. Bu sene hiç gitmedim, bilmiyorum ama geçen sezon güzeldi Erciyes. Hayır, gitmedim. Daha önce gittiniz mi? Evet, bir kere falan gitmiştim. Kayak yapmış mıydınız? Evet, yaptım. Peki sizce Kayseri'nin turizmi nasıl? Kayseri'nin turizmi Erciyes açısından iyi gayet diye düşünüyorum. Bu sene çok çıktım Erciyes'e. Peki Kayseri turizmini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kayseri turizmi bayağı iyi aslında ama bazen çok pahalı oluyor. Çünkü yani buralara çok fazla turist geliyor, o yüzden biraz. Maalesef çıkamadık. Peki daha önce kayak yaptınız mı? Kayakla ilgili tecrübemiz yok ama kızak işte yaptık gittiğimizde. Kayseri'nin turizmini nasıl değerlendirirsiniz? Biraz yetersiz sanırım ya tanıtım noktasında. Erciyes'imiz çok tanıtılmıyor. Peki neler yapılabilir tanıtılması için? Herhalde reklam olayına biraz daha girilmesi gerekir. Aktivitelerin biraz daha artırılması gerekebilir orada. Uluslararası platforma biraz daha açılması gerekebilir. Yani yarışmalar vesaireler gibi. Hayır, maalesef gidemedim. Peki kayak yaptınız mı daha önce? Yok, yapamadım. Çünkü yani kayak sporu bayağı pahalı bir spor olduğu için biz aşıyor, biz de pek yönelmedik onun için. Kayseri'nin turizmini nasıl buluyorsunuz? Kayseri'nin turizmini yurt dışından gelenler için iyi buluyorum. Çünkü adamlar Radisson Otel'de geceliği bilmem kaç bin liraya rahatça kalıyorlar. Kayıyorlar, yiyorlar, içiyorlar, gidiyorlar. Ama burada yaşayan biri olarak ben 31 yaşına geldim. Erciyes'e sadece develiye falan gidip gelirken şöyle bakıp geçiyorum yani.